putlara tapınmak, tarihin eski çağlarından beri süregelen bir yanılgıdır. Tarih boyunca kimi insanlar kendilerini ve tüm evreni yaratmış olan Allah'ı unutmuş, onun yerine taş ve tahta parçalarından medet ummuşlardır. Cahilce ve akılsızca. Elleriyle yaptıkları bu putlar adına katı kurallar koymuş, savaşlar çıkarmış, kendilerine ve diğer insanlara acı çektirmişlerdir. Çoğu insanın fark edemediği bir gerçekse, putperestliğin tarihte kalmış bir inanç olmadığıdır. İnsanların ilah edindikleri putlar bugün de vardır. Ve bugün de onları sapkınlığa, cehalete, şiddete ve yıkıma sürüklemeye devam etmektedir. Allah, ilk insan olan Hazreti Adem'i dünyaya yerleştirdiği günden itibaren, insanoğluna doğruyu ve yanlışı din yoluyla öğretti. Allah'ın görevlendirdiği peygamberler, tarihin her döneminde farklı toplumlara seslendiler. Onlara Allah'ın varlığını ve birliğini anlattılar. Allah'ın seçtiği güzel ahlaka göre yaşamayı öğrettiler. Ancak insanlar peygamberlerin getirdiği mesajı bozdular, değiştirdiler. Kendi tutkularına ve cehaletlerine uygun çarpık dinler ürettiler. Bu batıl dinlerin ortak özelliği, Allah'ın yarattığı bazı varlıkları kendilerine ilah edinmeleriydi. Bazıları Allah'ın yaratmış olduğu gök cisimlerini gözlerinde büyüttüler ve onları birer ilah olarak gördüler. Bazıları dağlara, ağaçlara veya hayvanlara taptılar. Bazıları ise kendi elleriyle heykeller yaparak bunlara kulluk etmeye başladılar. Ta ki Allah onları bu sapık inançtan kurtarana, onlara putlarını kıracak bir elçi gönderene dek. İnsanları bu saçma inançtan kurtarmak için gönderilen peygamberlerden biri Hazreti İbrahim'di. Hazreti İbrahim, tarihçilerin tahminlerine göre milattan önce 2000 yılı civarında Mezopotamya'da yaşadı. Kur'an'da bildirildiğine göre, içinde yaşadığı kavim ve ailesi, kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı. Hazreti İbrahim, Allah'ın yol göstermesiyle bu inancın ne denli saçma olduğunu kavradı. Ve bu gerçeği kavmine, onlara sorular sorarak açıkladı. Hani babasına ve kavmine, "Siz neye kulluk ediyorsunuz?" demişti. Demişlerdi ki, "Putlara tapıyoruz. Bunun için sürekli onların önünde bel büküp eğiliyoruz." Dedi ki, "Peki dua ettiğiniz zaman onlar sizi işitiyorlar mı? Ya da size bir yararları veya zararları dokunuyor mu?" "Hayır," dediler. "Biz atalarımızı böyle yaparlarken bulduk." İbrahim dedi ki, "Şimdi neye tapmakta olduğunuzu gördünüz mü? Hem siz hem de eski atalarınız. İşte bunlar gerçekten benim düşmanımdır. Yalnızca
alemlerin Rabbi hariç. Hazreti İbrahim, kavmini içinde bulundukları batıl inançtan kurtarmak için tapındıkları putları kırdı. Tek gerçek ilahlarının Allah olduğunu anlasınlar diye. Hazreti İbrahim'in yolunu izleyen daha pek çok peygamber, insanların akılsızca taptığı putları kırmaya, onlara anlayamadıkları gerçeği göstermeye devam etti. Hazreti Musa, Hazreti İlyas, Hazreti Hud, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın seçtiği tüm bu peygamberler, insanlığı putperestlik denen akılsızlıktan kurtulmaya davet ettiler. Ancak insanlar aynı akılsızlığa tekrar tekrar kapılmaya devam edeceklerdi. Peygamberlerden binlerce yıl sonra bile. Putperestlik, Allah'ın yaratmış olduğu herhangi bir varlığın insan tarafından Allah'tan daha önemli sayılmasıyla başlar. Allah'tan daha çok sevilen, Allah'tan daha çok güvenilen, yol gösterici olarak kabul edilen, kendisinden medet umulan her şey aslında birer puttur. Antik putperestlerin putları, kendi elleriyle oluşturdukları heykeller ve totemlerdi. Günümüz putperestlerinin putlarıysa kendi gözlerinde büyüttükleri kavramlar veya liderlerdir. İslam ve Hristiyanlık tarafından ortadan kaldırılmış olan putperestlik, 19. yüzyılda yeniden ortaya çıktı. Bu yüzyıla egemen olan ateist felsefeler, kitlelerin dini inançlarını zayıflatmış, bunların yerine sahte dinler ortaya çıkmıştı. Bu sahte dinlerin ikisi, iki kanlı ve totaliter ideolojiydi. Faşizm ve komünizm. Faşizm önce İtalya'da iktidara geldi. İtalyan faşizminin lideri Benito Mussolini'ydi. Faşizmin ele geçirdiği ikinci ülke ise Almanya'ydı. Alman faşizminin yani Nazizmin lideri ise Adolf Hitler. Bu rejimlerin ortak özelliği, liderlerin putlaştırılmasıydı. Nazizmin Hitler'i putlaştırması, bu ideolojinin ilk şekillendiği yıllarda başladı. Hitler kendinde doğaüstü güçler bulunduğuna inanan, psikolojik yönden dengesiz bir kişiydi. Nazi Partisi, Hitler'in bu dengesiz kişiliğini tüm Almanya'nın tek yol göstericisi haline getirmek için kuruldu.
Nazilerin en önemli ideoloğu olan Alfred Rosenberg, iktidara geldiklerinde kiliselerdeki Kitab-ı Mukaddeslerin kaldırılması, yerlerine Hitler'in Kavgam adlı kitabının konması gerektiğini yazmıştı. Naziler iktidara geldiklerinde Rosenberg'in hayal ettiği kadar olmasa da Hitler'i putlaştırma ve Hristiyanlığı yok etme çabasına giriştiler. Halkın beynini yıkamak için kurulan Özel Propaganda Bakanlığı, Hitler'i kitlelerin gözünde abartılı şekilde yücelten afişler, yayınlar, gösteri ve mitingler düzenledi. Nazi Almanyası'nın dört bir yanında antik putperest ayinleri hatırlatan törenler gerçekleştirildi. Saarbrücken kentinin Nazi lideri Herr Spanyol, Ocak 1935'teki bir açıklamasında Nazilerin sapkın inancını şöyle açıklıyordu. Kiliseler mevcut yapılarında devam edemezler. Artık peygamberleri, papaları ve mesihleri Adolf Hitler olacaktır. Bu putperest inanç o devirde Alman toplumunu derinden etkiledi. Nazi propagandasıyla beyni yıkanmış kitleler Hitler'in zalim ve saldırgan politikalarına destek oldular. Hitler onlara Alman ırkının yönetiminde bin yıllık bir dünya krallığı kurmayı vaat ediyordu. İkinci Dünya Savaşı'nı bu boş hayal uğruna başlattı. Ve savaşı kaybettiğinde Almanya bir yana kendisini bile kurtaramadı. Putlaştırılan Hitler'in sonu intihar oldu. İtalya'da ise Mussolini putlaştırılmıştı. Gerçek bir megalomani hastası olan Mussolini, İtalyan halkına kendisini hiç yanılmayan insanüstü bir lider gibi tanıtıyordu. Tevrat'ta yer alan 10 emre karşı kendi faşist 10 emrini yazdırmıştı. Bu putperest 10 emrin 8. maddesi, Duce her zaman haklıdır hükmünü içeriyordu. Mussolini genç nesli faşist sisteme uygun bir şekilde yetiştirmek için Balila adlı bir çocuk örgütü kurmuştu. Balila'ya katılmak için yapılan yemin, faşizme tüm kalbimle inanıyorum diye başlıyor, Mussolini'nin dehasına iman ederim sözleriyle devam ediyordu. Mussolini, İtalya'nın insanüstü kurtarıcısı gibi resmediliyordu. Ancak aynen Hitler gibi o da kendini bile kurtaramadı. İkinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinin ardından kendi insanları tarafından idam edildi. Cesedi Milano'daki Piazza Loreto meydanında ayağından asıldı. İnsanları sahte ilahlara tapmaya yönelten bir diğer ideoloji ise komünizm oldu. Komünist rejimlerde diktatörler putlaştırıldı. Bunun ilk örneği Rusya'daki Bolşevik devriminin önderi ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu olan Lenin'di. Lenin, Komünist Parti'yi bir tür tarikat şeklinde örgütlemişti. Müzik
Lenin'in cenazesinde Komünist Parti yöneticileri ona garip bir yemin ettiler. Yoldaş Lenin, yemin ediyoruz ki emirlerini yerine getireceğiz. Bir ölüye yemin etmek, putperest dinlere has bir üsluptu. Sovyet diktatörlüğünü Lenin'in ardından devralan Stalin de kendini putlaştırma çabasına girişti. Stalin rejimi, dindar insanlara karşı düzenlenen toplu kıyım, sürgün ve cinayetlerle doluydu. Bir taraftan da Stalin'i kutsal bir varlıkmış gibi göstermeye yönelik aldatıcı bir propaganda yürütülüyordu. Oysa Stalin cahil, zalim ve psikopat bir diktatördü. Kızılçin'de ise aynı beyin yıkama Mao için yürütüldü. Mao, iktidarı boyunca yaklaşık 50 milyon insanı türlü yöntemlerle öldürten bir caniydi. Ama bu kanlı diktatör, Çin'in üzerine doğan sözde kutsal bir güneş, şaşmaz bir yol gösterici olarak tasvir edildi. Komünizmin liderleri putlaştırma eğiliminin en çarpıcı örneği ise Kuzey Kore'de ortaya çıktı. 1950'lerin başındaki Kore Savaşı'ndan sonra ikiye bölünen ülkenin kuzeyinde kanlı diktatör Kim Il-sung'un yönetiminde komünist bir devlet kuruldu. Kim Il-sung, ülkesindeki insanların herhangi bir dine inanmasını ve ibadet etmesini kanunla yasakladı. Dindarlara korkunç işkenceler uygulandı. Ülkeye dışarıdan herhangi bir kitap veya yazılı materyal girmesi yasaklandı. Halkın okuyabileceği tek kaynak Kim Il-sung'un dogmatik kitapları ve bunlara uygun komünist yazılardı. Özgür düşünce yeteneğini yok eden Kim Il-sung, kendisini halkın gözünde putlaştırmak için büyük bir kitlesel beyin yıkama başlattı. Halk açlık içinde kırılırken, ülkenin dört bir yanına Kim Il-sung'un binlerce dev heykeli yerleştirildi. Bu heykellerin önünde eğilmek, her Kuzey Kore vatandaşının milli görevi oldu. Bugün hala Kuzey Koreliler her sabah ve akşam Kim Il-sung'un her yere asılı olan resimlerinin önünde eğilmek zorundadırlar. Kendisine ebedi lider unvanı verilmiş olan Kim Il-sung 1994'te ölmüş, yerine büyük lider denen oğlu Kim Jong-il geçmiştir. Putperest beyin yıkama ise tüm hızıyla sürmektedir. Kim Il-sung ve Kim Jong-il'i birlikte resmeden bu propaganda posterinde, bu iki dar kafalı komünist diktatör, dağlardan bile büyük varlıklar olarak gösterilmektedir. Oysa ki Allah, Kur'an'da insanı şöyle uyarmıştır. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne dağlara boyca ulaşabilirsin. Bütün bunlar kötülüğü olan, Rabbinin katında da hoş olmayanlardır. Allah'ın varlığını kavramak,
akıl ve samimiyet gerektirir. Çünkü insanoğlu Allah'ın zatını göremez. Ama her baktığı yerde onun eserlerini görebilir. Bu eserlerden yola çıkarak Allah'ın varlığını ve sonsuz kudretini anlamaksa düşünerek olur. İnsan yaratılmış varlıkları incelemeli, bunların kendi kendilerini var etme ve düzenleme gibi bir güce sahip olmadıklarını görmeli ve böylece tüm bunları yaratmış ve tertip etmiş olan Yüce Allah'a iman etmelidir. Hazreti İbrahim'in Kur'an'da geçen düşünce yöntemi bu konuda önemli bir örnektir. Böylece İbrahim'e kesin bilgiyle inananlardan olması için göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk. Gece üstünü örtüp bürüyünce bir yıldız görmüş ve demişti ki, "Bu benim Rabbimdir." Fakat yıldız kayboluverince, "Ben kaybolup gidenleri sevmem." demişti. Ardından ayı etrafa aydınlık saçarak doğar görünce, "Bu benim Rabbim." demiş. Fakat o da kayboluverince, "Andolsun." demişti. "Eğer Rabbim beni doğru yola erdirmezse, gerçekten sapmışlar topluluğundan olurum." Sonra güneşi etrafa ışıklar saçarak doğar görünce, "İşte bu benim Rabbim, bu en büyük." demişti. Ama o da kayboluverince kavmine demişti ki, "Ey kavmim, doğrusu ben sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım. Gerçek şu ki, ben bir muvahhid olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim." Hazreti İbrahim, gök cisimlerini gözlemleyerek, bunların kendi başlarına var olmadıklarını, bağımsız bir güçlerinin bulunmadığını anlamıştı. Böylece bu gök cisimlerini ve tüm evreni yoktan yaratan ve düzenleyen Yüce Allah'ın varlığını kavradı. O dönemde insanların çoğuysa bu bilinçten yoksundu. Akılsızca ve cahilce gördükleri gösterişli cisimlere tapıyorlardı. Yıldızlara, güneşe, aya, dağlara, denizlere, ağaçlara, hatta hayvanlara bile. Putperest toplumların bu saçma inancı doğaya tapınma olarak bilinir. Doğanın sanki bilinçli bir varlık gibi var olan canlıları ve insanları yarattığını zannetmişlerdir. İnsanların varlıklarını taşa, toprağa, havaya, suya veya ateşe borçlu olduğunu sanmışlar, bunlara akılsızca tapınmışlardır. Şaşırtıcı olansa, binlerce yıl önce başlayan doğaya tapınma yanılgısının günümüzde hala sürmesidir. Hem de çok yaygın biçimde. Eğer bunu kendiniz görmek isterseniz, günümüzün popüler televizyon kanallarına bakıp birkaç belgesel film seyretmeniz yeterli olacaktır. Belgesellerde sunucunun "insanı doğa yarattı" veya "doğa kuşlara kanatlar verdi" gibi sözler söylediğini görebilirsiniz. Canlıların belgeselde konu edilen tüm özellikleri doğanın mucizesi olarak yorumlanacak, hatta bu sahte ilahı daha da kişileştirmek için doğa ana gibi uydurma bir kavram dahi kullanılacaktır. Bu programları hazırlayanların inancıyla doğaya tapınan eski kavimlerin batıl dinleri temelde aynıdır. Aradaki tek fark, günümüzdekilerin kendilerine sahte de olsa bilimsel bir görüntü veren bir takım teorilere sahip olmalarıdır. Bu teorilerin başında Darwin'in evrim teorisi gelir.
Darwinizm, yeryüzündeki tüm yaşamın, doğanın kendisinin bir ürünü olduğu iddiasıdır. Bu teoriye göre canlılık, cansız atom ve moleküllerin rastgele bir araya gelmesiyle başlamıştır. Böylece ilk hücre ortaya çıkmış, ardından bundan başka canlılar türemiştir. Balıklardan sürüngenlere, böceklerden kuşlara, yumuşakçalardan memelilere kadar tüm canlılar Darwinizme göre doğanın içindeki bir takım bilinçsiz güçlerin ürünüdür. Darwinizm insanlara bilim kisvesi altında telkin edilir. Oysa gerçekte bilimle ilgisi olmayan bir felsefe, bir dindir. Bilimin bulguları ise bu teoriyi yalanlamaktadır. Örneğin, moleküler biyoloji bir canlı hücresinin hatta tek bir proteinin bile rastlantılarla oluşamayacağını kanıtlamaktadır. Biyolojik gözlemler canlı türlerinin birbirlerine dönüşmesinin mümkün olmadığını, aralarında genetik sınırlar bulunduğunu göstermektedir. Fosiller, farklı bitki ve hayvanların yeryüzünde aniden ve aralarında ilişki olmadan ortaya çıktıklarını ispatlamaktadır. Yine de hemen her yerde Darwinizm propagandasıyla karşılaşırsınız. Seyrettiğiniz bir filmde, okuduğunuz bir dergide veya bir reklam afişinde bile. Bilimsel bir dayanağı kalmamış olan bu teorinin bu kadar ısrarla savunulmasının tek nedeni, modern putperestliğin temeli olmasıdır. Evrim teorisinin 20. yüzyıldaki en ateşli savunucularından biri olan Carl Sagan, bu putperest inancı açıkça ifade edenlerden biridir. Sagan, gök cisimlerine tapan eski putperest kavimlerin akılcı bir davranış sergilediklerini iddia etmiştir. Sagan'a göre maddeden başka bir şey yoktur ve insanlar maddi varlıklara tapmakla yanlış bir şey yapmamaktadırlar. Oysa Carl Sagan ve onun gibi düşünen, maddeyi ve doğayı ilah edinen tüm putperestler büyük bir yanılgı içindedirler. Tüm evreni, doğayı ve canlıları yaratan Allah'tır ve insan sadece Allah'a kulluk etmelidir. Bir Kur'an ayetinde Allah insana bu gerçeği şöyle bildirir. Gece, gündüz, güneş ve ay onun ayetlerindendir. Siz güneşe de, aya da secde etmeyin. Allah'a secde edin ki bunları kendisi yaratmıştır. Eğer ona ibadet edecekseniz. Allah bir başka ayette ise şöyle buyurur. Yaradan hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp düşünmez misiniz? Putlaştırılan diktatörler, İnsanların Allah'tan başka varlıkları yol gösterici edinmelerinin sonucudur. Doğanın putlaştırılması ise insanların Allah'tan başka varlıkları yaratıcı olarak kabul etmelerinin. Günümüzde insanları saptıran bir diğer yanılgı ise Allah'tan başka varlıkları hayatlarının en büyük değeri ve amacı haline getirmeleridir. Özellikle bir takım tutku ve ihtirasları. Allah Kur'an'da bu gibi insanlara şöyle dikkat çeker. Kendi istek ve tutkularını ilah edineni gördün mü?
Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın? Bu sapmanın kökeni eski Yunan'a kadar uzanır. Bu putperest medeniyetin önde gelen düşünürlerinden biri olan Epikür, insanın sadece dünyevi zevk ve tutkularını tatmin etmek için yaşaması gerektiğini öne sürmüştür. Epikür'e göre yaşamın tek amacı zevk almaktır. Oysa İslam'a göre zevk bir amaç değil, araçtır. İnsanı tüm zevkleri ve nimetleri yaratan Allah'a şükretmeye yöneltecek bir araç. Günümüzde ise pek çok toplumda Epikür'den miras kalan aldanış egemendir. İnsanlar kendilerini yaratmış olan Allah'ı unutup, sadece zevkli ve konforlu bir yaşam sürmek için yaşar hale gelmişlerdir. Daha fazla para veya prestij kazanmak hayatın amacı durumundadır. İnsanlar Allah'ın rızasını kazanmak için değil, başka insanların rızasını kazanmak veya kendi bencil tutkularını tatmin etmek için yaşamaktadırlar. Bu amaçta başarı kazanmış gibi görünenler, toplumun geneli tarafından büyük bir hayranlık ve kıskançlıkla izlenir. Oysa tüm bunlar son derece aldatıcıdır. Dünyanın en zengin insanı birkaç on yıl sonra herkes gibi kara toprağın altına girecektir. Dünyanın en güzel kadını birkaç on yıl sonra yaşlanacak, tüm cazibesini yitirecektir. Önceden onlara özenenler, hayran olanlar veya sahip oldukları zenginlikler kendilerine hiçbir yarar sağlamayacaktır. Allah Kur'an'da bu konuda insanlara Karun'un kıssasını örnek verir. Gerçek şu ki, Karun Musa'nın kavmindendi. Ancak onlara karşı azgınlaştı. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarları birlikte taşımaya davranan güçlü bir topluluğa ağır geliyordu. Böylelikle kendi ihtişamlı süsü içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını istemekte olanlar, "Ah keşke Karun'a verilenin bir benzeri bizim de olsaydı." Sonunda onu da, konağını da yerin dibine geçirdik. Böylece Allah'a karşı ona yardım edecek bir topluluğu olmadı. Ve o, kendi kendine yardım edebileceklerden de değildi. Dün onun yerinde olmayı dileyenler, sabahladıklarında, "Vay, demek ki Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletip yaymakta ve kısıp daraltmaktadır. Eğer Allah bize lütfetmiş olmasaydı, bizi de şüphesiz batırırdı. Vay, demek gerçekten inkar edenler felah bulamaz," demeye başladılar. Karun kıssası, parayı, mal ve mülkü ya da gösterişi yaşamlarının amacı haline getiren herkes için bir ibret olmalıdır. Putlar insanı aldatır ve boyunduruk altına alır. Diktatörler insanı baskı ve korkuyla ezer. Materyalizm gibi felsefe ve ideolojiler insanın zihnini baskı altına alır, akılcı düşünmesini engeller, onu öfke ve bağnazlığa sürükler. Para ve prestij gibi günlük yaşam putlarıysa, insanları boş birer amaç uğruna çalıştırır, onları gerginlik ve strese boğar. Bu sahte ilahların hiçbiri insana huzur, mutluluk ve özgürlük kazandırmaz. Bu nedenledir ki, Hazreti İbrahim putlara tapan babasına şöyle demiştir:
Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve seni herhangi bir şeyden bağımsızlaştırmayan şeylere niye tapıyorsun? İnsanın tek kurtuluşu, tek gerçek ilaha, yani Yüce Allah'a kulluk etmesidir. Allah'tan başka her şey, O'nun yarattığı aciz birer varlıktır. Bu varlıkların hiçbiri insanın yol göstericisi, yaratıcısı ve yaşam amacı olamaz. Tüm bu sıfatlar Allah'a aittir. Ve insan tüm putlardan yüz çevirerek Allah'a yönelmeli, O'nun için yaşamalıdır. Bir ayetinde Allah insanlara şöyle buyurmaktadır. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah'ın dışında bir başka yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz? Bu yoldan uzaklaşan insansa, göz açıp kapayıncaya kadar geçen dünya hayatının sonucunda alacağı karşılığın azap ve pişmanlık olacağını bilmelidir. Allah, Kur'an'da insanları şöyle uyarmaktadır. İnsanlar içinde Allah'tan başkasını eş ve ortak tutanlar vardır ki, onlar bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. O zulmedenler azaba uğrayacakları zaman muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah'ın olduğunu ve Allah'ın vereceği azabın gerçekten şiddetli olduğunu bir bilselerdi. Öyle ki o gün kendilerine tabi olunanlar, kendilerine tabi olanlardan uzaklaşıp kaçmışlardır. Artık onlar azabı görmüşlerdir ve aralarındaki bütün bağlar ve ilişkiler de parçalanıp kopmuştur.